Buğra'yı açacağım, bekleyin. Bu ne ya? Dur bakayım. Süper Dıdı Buğra. Cemil kafayı sıyırmış. Allahsız Buğra, bakın nasıl güzel. Abi bir dakika. Oha bir dakika, bir saat bu olmaz, bir dakika. Bir dakika, Buğra'yı Birinci çocuk olduktan sonra eşimin rahatsızlığı ortaya çıktı. Çok zor bir dönemdi. Çünkü psikopat. Yani bebeğim daha çok küçüktü. Doktor yüzüme karşı söyledi, sen kansersin. Çok zordu. Hani yaşamak ve anlatmak gerçekten zor. Çünkü hani bebeğin ağlıyor, emziremiyorsun, sadece mama veriyorsun. Ben ilk önce inanamadım zaten, üzüldüm de. Hani eşimin kafasını duvarlara vurduğunu gördüm. Neden? Neden bu diye. Ben oturdum, kendi kendime ağlamaya başladım. Yani ben eşim sayesinde, çocuğum sayesinde yaşadım. Benim ilacım eşim. Her zaman eşim. 2009'da. Buğra bu mu? Sağdaki miydi? Küçük oğlum rahatsızlandı. Doktorlar lösemi tanısı koydu. Yapılan tahliller sonucunda löseminin ilk evresi ITP hastası diye bir hastalık var. Şimdi bu dönemde tedavi görüyor. Burak hastalığını kullanarak bizi istediği gibi yönlendirebiliyor. Buğra bana hep cephe aldı bu yüzden. Kardeşine yeri geldi, cephe aldı. Sen onu sevmiyorsun. Ama Burak rahatsız olduğu için üzerine titremek zorundaydım. Buğra sakın. Buğra'nın iyi yönleri sadece bir teşekkür etme oyu diyeyim size. Buğra'nın herhangi bir iyi yönü yok ki. Buğra! Burak her şeyi isteyen bir tavrı var. Burak hayır bilmiyor. Hayır dedim değil mi? Hayır Burak. Oğlum. Git babandan al. Smackdown mı oynuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Gözleri kıpkırmızı oluyor. Bana bak. Daha şimdi söylemedim mi onu ben? Bağırma lan. Okuldan herhangi bir öğretmen aradığı zaman korkarak şaka açıyorum. Yapıyorsun. Bakıyorsunuz okulda hiç dövmese iki tane üç tane çocuk dövüyor. Günde. Madıköy Mamonti. Abi ne diyorsun ya? İkinci sınıfa gidiyor. 4-5... Oha nasıl tokatlıyor, nasıl tokatlıyor? Şaka yapıyorsun. Burak bugün ikinci sınıfa gidiyor. 4-5 fark etmiyor onun için. 4. sınıf, 5. sınıf, orta 1'e giden. Artık onlara saldırı vaziyete gel. Çocuk tepki vermiyor. Abi aslında çok kötü, gerçekten çok kötü ama... Gülesim geliyor yani ama çok kötü aslında. Baktın. Tokat machine. Abi çok kötü, çok üzülüyorum aslında şu an yani. Ama gittiğim zaman öğretmen direkt diyor. Ben diyor 5 dakika önce uyardım. Zil çaldı. Dışarıya çıktık, içeri geldim, 3 çocuğu dövmüştü. Çocukta bir sevgi eksikliği olduğu için şiddete eğilimi var. Tamam sen karın. Abi bu çocuğun niye peki sevgi eksikliği var? Yani siz aile olarak bu çocuğun bu yönünü görüyorsunuz. Kardeşi Burak'ı dövüyor bu çocuk yani. Bildiğin şöyle şöyle tokat manyağı yaptı çocuğu yani. Hiç mi sevgi vermediniz bu çocuğa ya? Konuşma dedim. Yankı taşla. Burak'ı da, Burak'ı da lütfen uyaralım. Bu evde birbirimize vurmak yok. Oh. Burak'cığım. Bak gözüm içine bakar mısın? Bu evin kuralları vardı değil mi? Anladım. Birbirimize vurmak, ya itip kalkmak. Ya anne sana biliyoruz ya, niye söylüyorsun? Ama bu seni uyarmak zorundayım. Ya bu evde bağırarak biliyoruz ya. Burak. Bu evde bağırarak. Edersen... bu evde bağırarak konuşmak yok. Tekrar edersen seni mola köşesine götürmek zorundayım. Anne! Anne! Şurada mı? Canlıyız ya. Tekrar et. Canlıyız Burak, ya lütfen. Mı? Hayır. Hayır. Lütfen. Hadi kalk. Hayır. Lütfen. Amına kodum canım. Ay sinirim bozuldu, bir dakika. Bir dakika, burası çok iyi. Hayır. Lütfen. Hadi kalk. Hayır. Lütfen. Hadi. Burak. Lütfen. Bağırmıyorsun. Hayır. Hadi gidelim.
kardeşim. Siz süper cadıyı değil, bir tane cinci hoca çağırın buraya. Bu çocuğun içine şeytan girmiş bu çocuğun içine. Ay, konuşamıyorum sanırım. Allah mola paspasına gitmemek için direnince süper dadı olaya müdahale ediyor. Bu buranın ilk mola deneyimi olacak. Tamam, bırakın. Odasının kapısını kapatın. Buranın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Süre başladı. Sevilay Hanım oğlunun bu durumuna... Saldıracak amına koydum çocuğu. Pitbull musun Aros mu çocuğu bu seslerle? Sinir bu çocuğa gerçekten cinci hoca falan lazım bu ne abi? Dayanım oğlunun bu durumuna dayanamıyor ve ağlamaya başlıyor. Burak lütfen. Sakin oluyorsun, tamam mı? Sen zayıf oldukça bu devam edecek. Bu öfke devam edecek. Anlaştık mı? Ay hoşsun lan amına kadın. Seni düşünmen gerekiyor. Burak mola süren başladı. 8 dakika. Bu alanda kalabilirsin. Süper dadı Buğra'nın öfkesini dışarı vurabilmesi için ona müdahale etmiyor. Aa! Tipe bak! Tiplerini azalt lütfen. Göz kontağını kesmen gerekiyor. Ve süper dadı bu kriz anını atlatabilmek için harekete geçiyor. Gelin lütfen. Abi manyak bu çocuk, rastası amına koyayım. Kafayı yemiş. Evin amına koydu. Ne yapıyorsun ya? Ben bu çocuğu gerçekten bak bırakıyorum cami önüne, tamam mı? Bak bırakıyorum, alan alıyor. Ya da cebine uyuşturucu koyuyorum. İhbar ediyorum. Diyorum ki benim çocuğum uyuşturucu bağımlısı. Alın bunu götürün. Yok abi, yok yani. Sal bu çocuğu. Ben böyle çocuğa bakmam bu arada ya. Düzeltmek için de uğraşmam yani. Alın bunu götürün, kim ne yapıyorsa yapsın. Bir oyun oynamak istiyorum. Bu oyunda çok hareketli bir oyun. Mutant abi bu çocuk. Şimdi bu oyunda yastıkları kullanacağız. Evet. Şimdi bu oyunun adı sinirimizi atma oyunu. Tamam mı? Ve ben çok sinirliyim ve sinirlendiğim zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Yastığa vuruyorum! Yastığa vuruyorum! Ay. Süper dadının uyguladığı bu yöntem işe... Salak çocuk da hemen beyti yemiş, bakıyorum. Ve Buğra oyuna katılmak için dağıttığı eşyaları tekrar toplamaya başlıyor. Ya böyle re yaparsın kral. Ya. Evet vur, onu da böyle vurabilirsin. Biz çok öfkeliyiz. Yağmur! Yağmurlar yağıyor. Allah'ım! İki, üç! Buğra dağıttığı eşyaları topladıktan sonra süper dadının kurduğu oyuna katılmaya karar veriyor. Süper dadı bu oyunla Buğra'nın öfkesini zararsız bir şekilde çatıyor. Birbirimize zarar vermeden sadece kağıtlardan öfkemizi alıyoruz, tamam mı? Oley! Oley! Evet! Şimdi yağmur! Beyti yediniz. Akşam yemeğinin ardından Burak drama okulunda öğrendikleriyle ailesine küçük bir gösteri yapıyor. Ve bu küçük gösterinin ardından uyku zamanı geliyor. Herkes uyumaz abi bu çocuk ya. Kalkıp döver kardeşini. Bu akşam hikayeyi Sevilay Hanım okuyacak. Hadi bakalım. Yarın da sen. Evet, yarın da baba okuyacak. Yalnız şöyle bir durum var. Uykuya geçtiğimizde siz geleceksiniz. Tamam mı? Tamam.
Peki o zaman. İrfan amca adında yaşlı bir deniz feneri bekçisi vardı. Hep birlikte gülüp eğlenip... Bayağı uyuyor ama kral yani. Hikaye bitip iyi geceler öpücükleri verildikten sonra uyku sürecini Hakan Bey devralıyor. Hakan Bey süper dadının yönlendirmesiyle iki çocuğun da huzurla uykuya dalması için onların başına oturuyor. Ya. Ya. Uyudu lan çocuklar. Bir söyleme Henk artı biliyorum. Uyku süreci sakin geçiyor ve çocuklar 15 dakika gibi kısa sürede uyuyor. Kesin uyumamıştır. Bak bu kesin rol falan yapıyordur. Kalkıp dövecek birazdan kardeşini. Yani her dediğimizi yaptılar. Ben buna asla inanmazdım. Çocuklar, sizden yeterli ilgiyi ve sevgiyi almadıklarında mutlaka öfkesiyle, problem davranışlarıyla bu zamanı fazlasıyla alırlar. Enerjinizi de fazlasıyla alırlar. Manyak, Buğra. Manyak orospu çocuğu ya.